Selamlar. Bugün Kodsuz Org için aslında hazırladığımız ve yine Kodsuz Org'a dahil olmak isteyen herkesin de belki önden bilgisi olursa iyi olacağını düşündüğümüz yeni bir uygulama yaratma ve yeni bir uygulamaya kullanıcılar nasıl kayıt olabilir, nasıl giriş yapabilir bilgilerini aktaracağız, nasıl inşa edildiğini göstereceğim ve bununla beraber Component Library isimli yeni gelmiş özelliği de tanıtacağım. Bu işlemleri size anlatırken mutlaka Bubble'ın içerisinde bir şeyleri değiştirirken de ek şeyler kullanmam gerekecek. Muhtemelen CTA bunlardan biri olacak. Bu arada CTA gibi özelliklere de değinmiş olurum. Şimdi sadece yaptığım tek şey Bubble'a giriş yapmak. Şu an aktif benim hesabımı görüyorsunuz. Sağ üstteki butondan yeni bir uygulama yarat diyorum. Eğer daha önce yarattığınız bir uygulamadan template yaptıysanız ya da farklı insanların, farklı ajansların geliştirdiği template'lerden ücretli ya da ücretsiz indirdiyseniz burada direkt o template'le başlayabilirsiniz gördüğünüz gibi. Ancak sıfırdan uygulama yaratıyorsanız bir şey seçmenize gerek yok. Sadece uygulamanıza bir isim vermeniz gerekiyor. Burada genellikle karşılaştığım, bu sorunu sıklıkla duyduğum bu uygulamaya verilen ismin kendini bağlayacağını düşünüyor insanlar. Hayır, bu sizi bağlamaz. Bu uygulamanın sadece kimliğidir. Bunu sadece Bubble'ın tanıması için ve size bir URL tanımlayabilmesi için vermiştir. Hangi domaini bağlarsanız, hangi ismi verirseniz uygulamanın ismi bu olur. Bu editörde farklı görünmesi size hiçbir zararı olmaz. Bir ID verildiğinde bu ID'den sadece bir tane oluşabiliyor Bubble'da. Uygulama silinse de ID boşa çıkmıyor. O yüzden buraya mesela sadece kodsuz yazsaydım daha önce alınmış olarak görürsünüz. Çünkü biz zaten bunu almışızdır daha önce kodsuz olduğu için. Ancak kodsuz 1, 2, 3, 4 bile boşta. Dediğim gibi hiçbir önemi yok. Sadece uygulamanın kimliğini belirten bir metin. Yeni uygulama yaratıldıktan sonra Bubble sizi bir asistanla karşılar. Bu asistan da size yol gösterir. 5 adımlık bir asistan geliyordu sanırım. Şimdi bu asistana ben çok kısa değineceğim. Çünkü çok önemli bilgiler aktarılmıyor burada. Burada gördüğünüz gibi tarayıcıdaki sekmede nasıl göründüğüne dair bir isim seçin diyor ama bu gene önemi yok. Çünkü her sayfa bazında bunu ayrı ayrı ayarlayabiliyorsunuz. Ya da SEO sekmesinden tüm sayfalar için tek bir metin belirleyebilirsiniz. İkinci adımda uygulamanızın ana dilini soruyor. Bu şu anlama geliyor. Bubble multilanguage çok dilli destek hizmetini verir. Ancak bir de uygulamaların kendine ait dilleri olur. Bu nedir? Örneğin sign up yapılmış, yani daha önce kayıt olmuş bir kullanıcı tekrar giriş yapmaya çalışıyor ve bir e-postasını yanlış yazdı. Bu durumda tarayıcılar e-postaya da şifreniz uyuşmuyor şeklinde bir bilgi döner. Eğer uygulamanın dili İngilizce ise bu İngilizce, Türkçe ise de Türkçe dönecek şekilde çevirmeleri vardır. Yine İngilizce seçip İngilizce çevirisinin karşısına Türkçe girerek de kullanabilirsiniz. Yine aşağıda bu bilgiyi vermiş zaten. Dilediğiniz zaman ayarlar ve dil ayarlarından bunu değiştirebilirsiniz diye. Ve Favicon diyelim. Yine burada tarayıcıda birden fazla sekme açıldığında hangi tarayıcı, hangi sekmede hangi uygulamanız var kolaylıkla ayırt edebilmeniz için yapılmış bir sistemdir. Şu an değiştirmeyeceğim. Zaten değiştirsem de işe yaramayacak. Bu ücretli planlara sunulmuş bir hattır. Ve dördüncü stepte üçüncü parti API'lere bağlanmak istiyor musunuz diye soruyor. Bu zaten yapacağı bir tek şey var. API Connector'ı install etmek. API Connector Bubble'ın bir plugin'idir. API'ları çalıştırabilmeniz için gerekli. Şu an burada ihtiyacım yok ama neredeyse ihtiyacım olmayan hiçbir uygulamada olmadı. Son olarak da ileri düzey özellikler ekleyip eklememek istediğinizi soruyor. Ancak burada plugin seçenekleri, bu ihtiyacım olduğu zaman ekleyeceğim bir şey. Şu anda herhangi bir plugin eklemeyi planlamıyorum. Artık inşa etmeye başlayabiliriz dedik. Bu videonun girişinde bahsettiğim Component Library. Bu çok yeni bir özellik. Bir aylık bile değil. Ancak Bubble'ın en azından landing page'i çok hızlı inşa edilmemize yarayacak. Önden hazırladığı komponentlere erişmemizi sağlıyor. Sürükle bırak şeklinde işte header'lar, hero'lar, CTA'ler ya da değer önerileri gibi bölümleri var. Bunları sürükle bırak olarak editörünüze koyup çok hızlı landing page'inizi inşa edebilirsiniz. Çünkü genelde no-code'a başlamış olanların hiçbir kası kuvvetli olmuyor. Yani genelde tasarım kasları da kuvvetli olmuyor. Programlama kasları da kuvvetli olmuyor. Ve tasarım en az programlama kadar vakit isteyen bir şey. UI UX'in önemi düşünüldüğünde de belirli standartları yakalamak kullanıcılarınız için çok önemli olacak. Ben burada Component Library'i kullanacağım. Ancak Component Library'i kullanmadan önce sayfamda yapmam gereken bir iki basit ayar var. Onları yapacağım. Bu arada nasıl yapıldığını da görmüş olursunuz. Aynı zamanda Component Library'de basit bir landing page yapacağız. Sonra da sign up ve login adımlarını kuracağız. Sayfamda boş yere tıkladığımda, yani içinde zaten hiçbir element olmadığı için herhangi bir yere tıkladığımda o sayfanın özellik editörü açılır. Burada bu sayfayı ön izlediğimde nasıl görüneceğini buradan görebilirsiniz. Örneğin az önce bahsettiğimiz özelliğe yakın bir şey. Kodsuz Org serisi. Preview dediğimde gördüğünüz gibi title Kodsuz Org eğitim serisi olarak sekmede görüntülenmeye başladı. Şimdi bu yeni bir Responsive Editor motoru duyurmuştu Bubble. Artık beta'dan çıktı. Yeni bir uygulama yarattığınızda otomatikman yeni Responsive Editor çalışmaya başlar. Ve bir Container Layout seçeneği vardır. Buradaki Responsive Editor ile ilgili çok detaylı dersler Kodsuz Org'un içerisinde zaten mevcut. Ben o yüzden burayı biraz hızlı geçeceğim. Burada sayfanızın layout cinsini seçiyorsunuz. Şu anda taşıyıcı olan indeks, yani sayfam. Ben bunun kolon olmasını istiyorum. Ve UI Builder, yani şu ekranda kullandığımın genişliğini soruyor. 1080 piksel diyor. Bunu 1200 piksele çıkarıyorum. Bu benim sayfamı etkilemeyecek. Bu editörümün içerisini etkiliyor. Preset Page Width dediği de full width, yani sayfam ekranda ne kadar yer bulursa o kadar genişleyecek anlamına gelmekte. Şimdi genelde tüm landing page'lerde belli section'lar olur. Genelde önce header'la karşılarsınız. Sonra bir CTA ile çağırırsınız. Sonra bir feature set koyarsınız. Sonra değerleri koyarsınız. Sonra belki ikinci bir call to action CTA'yı daha eklersiniz. En sonra footer koyar. Kapatırsınız. Bunun ne kadar kolay olup olmadığını göz atalım. Yeni komponent editörle beraber. Bir header seçelim. Şu header bana uygun görünüyor. Evet. Bakalım header'ımız nasıl görünüyor? Tam ekrana sığacak mı? Yayılacak mı? Evet. Aynı zamanda da Responsive Bubble'ın yapıp yapmadığını bir kontrol edelim bakalım. Evet, artık sığmadığı noktada ana menü kaybolup bir hamburger menüye dönüyor ve 165 piksele kadar sorunsuz küçüldüğünü görüyorum. Zaten 320 pikselin altında alet kalmadı. Hatta 320'de kalmasının, 360 pikselin altında alet kalmamış olmalı. Evet, header'ı yerleştirdik. Ancak bitmedi. Landing page'imiz için bir Hero'ya ihtiyacımız var. Sign up'lıymış, bu güzel. Hero'yu ekledim. Hero'nun altında o değer önerileri varmış, çok güzel. Değer önerilerimi ekledim. Ve bir de footer ekleyip konuyu kapatabiliriz sanırım. Ve bir de footer ekledim. Tekrar ön izlemeye geçip baktığımda landing page'in nasıl göründüğünü anlayabilirim. Biraz kısa bir landing page oldu. Ama zaten dediğim gibi Component Library'den sadece sürükleyip bırakmanız yeterli görülüyor. En önemli, buradaki görseli değiştirecekseniz de yapmanız gereken tek şey görselin üstünde çift tıklayıp ister statik bir imaj yüklersiniz, isterseniz de veri tabanınızda varsa buraya bir dinamik imaj gösterebilirsiniz. Evet, yani bir landing page kurmak yeni Component Library ile beraber bir şeyleri aşırı kolay. Bir şeyleri değiştirmek için üstüne çift tıklayıp dakikalar içinde landing page hazırla gibi. O metni falan için düzenlemeniz bu kadar kolay. O yüzden bu konuda çok anlatacağım bir şey kalmadı. Sadece Component Library'ye değinmek istemiştim. Component Library şu an zayıf bir library, yani zayıf bir kütüphane. Bunu ne zaman ki Bubble, ki gelecek planlarında olduğunu söylediler, ne zaman ki Bubble bunu gerçekten kullanıcılara açar, biz kendi komponentlerimizi imal ederiz, ilgili kütüphaneye yükleriz, bu kütüphaneden diğer kullanıcılar buna ulaşabilir ya da Bubble bunu gerçekten pazar yerine çevirir ve komponentler satılmaya başlanır. İşte o zaman çok zengin, çok hızlı inşa edilecek uygulamalar yapılacağından eminiz. Şimdilik sadece basit şeyler var içerisinde. Dediğimiz gibi bu bizim heyecanla beklediğimiz özellikli şeyler satılabileceğinden eminiz. Şimdi bir landing page'imiz var. Bununla beraber bir de login ve sign up adımlarını kuralım. diye düşünmüştüm. Login ve sign up adımlarını kurmanın birkaç yolu var. Bunlardan, daha doğrusu bu belki son söylediğim cümle yanlış oldu. Login ve sign up adımlarını kurmanın aslında birer aksiyonu var. Ancak bunu ayrı bir sayfada kurabilirsiniz. Seçeneklerinizden biri bu olabilir. Bunu bir reusable, yeniden kullanılabilir element içine gömebilirsiniz. Böylece sayfanın istediği her yerinde kullanabilirsiniz gibi. Şu an benim seçtiğim komponentlerden dolayı reusable element çok daha mantıklı görünüyor. Bunun da sebebini inşa ederken anlatacağım. Şimdi öncelikle bir reusable element oluşturup login ve sign up, yine Component Library'nin içinde bulunan login ve sign up'lardan birini seçip devam edelim. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Sıradaki işlemimiz sign up login'in kurulması. Öncelikle yine Component Library'yi açacağım. Bubble'ın yine bu Component Library'sinde birkaç seçeneğinden biri de sign up login'leri vermiş olması. Burada 3 ayrı seçenek veriyor. Bunlardan 2 tanesi sayfa gibi gözüme çarptı. Bu da daha çok pop-up'mış gibi görünüyor ki muhtemelen bu bir pop-up çünkü arkada bir grayout var. Bakalım, sayfaya sürükleyelim. Evet, bir pop-up olarak geldi ancak 8 tane issue, 8 tane problem, 8 tane konu döndü. Bunu ne olduğuna dair iş akışlarına göz atarak anlayabiliriz. O yüzden sayfaya element eklediğim için geldi. Evet, 2 element is clicked and element, and element niye tıklanacağı belli olmamış. Bunlar ne yapıyormuş? Bir şeye tıklandığında eğer pop-up açıksa kapatıyor, kapalıysa açıyormuş. Grup login'i kapatıyormuş, show group sign up'ı gösteriyormuş. Bu durumda bu muhtemelen header'la beraber gelen component library'li kolayca yapılsın diye yapılmış ve bu düğmeye basıldığında olması gerekenleri anlatıyor. Buton sign up header'mış ismi. Bu ismi kopyaladım ve bastığımda hatam 4'e düştü. Ve yine muhtemelen bu da login'dir diye düşünüyorum. Burada hangi element seçsem hatalar seçseydim de hatalar gidecekti. Sadece okuduğumda mantıklı geleni yapmayı düşündüm. Şimdi tıkladığım zaman da anlayacağım zaten. Sign up'ta sign up geliyor. Sen çalışıyor musun? Sen de çalışıyorsun. Sen çalışıyor musun? Sen de çalışıyor musun? Sen çalışmıyorsun. Okey. Yine login'e bastığında login ekranı geliyor. Tamamdır. Doğru butonlara bağlamış olduk. Ancak tabii buradaki sign up'a bastığımda çalışan herhangi bir şey yok. Bunu ayrıca kurmam gerekir. Başka bir özellik vermemiş gördüğümüz kadarıyla. Şimdi iş akışlarını renklendirmek önemlidir. İşleri kolaylaştırır. Örneğin bu uygulamanızın kapasitesine hiç dokunmaz. Bu tarayıcı tarafından dönen bir işlemdir. O yüzden bunu blue seçiyoruz. Biz bununla ilgili yine dokümanlar Kodsuz Org'un içerisinde var. Sign up'ta ise hiçbir şey yapmıyor yine. Sadece araçlar elementler arasında geçiş yapıyor. O yüzden bu da bir blue'dur. Icon menü aynı şekilde sadece bir elementi etkiliyor. İmaj logoya tıklandığında sayfaya gidiyor. Bu durumda bu bizim için orange'dır, yönlendirme içerir. Bu da tarayıcı tarafında çalışır. Kapasiteye hiç dokunmaz. Mavidir. Bu da mavidir. Ancak tüm bu iş akışlarını gezmem hem de renklendirmemin bir sebebi var. Renklendirme kolayca neyine yaptığımı anlayayım diyeydi. Ancak gezmemin sebebi Component Library'den aldığım ürün kullanıcıyı sign up ya da login adımını yaptırıyor mu görmekti. Hayır, bunu yaptırmıyor. Bunu o yüzden kurmamız gerekecek. Öncelikle login'den başlayalım. Pop-up'ımızı grup login kısmından açalım ve login diyor. Okay. Login düğmesine basıldığında, hatta biz bunu ufaktan da Türkçeleştirmiş olalım. Giriş yap. Şurasında şifreni unuttum. Ve az önce şifreni unuttum basımında beni bunu bir link olarak ayarlamış. İndekse tekrar göndermiş diye. Halbuki Bubble'la inşa edilmiş genel reset password diye bir sayfa var. Bunun buraya yönlendirmesi gerekirdi. Yönlendirmeyi düzelttik. Hemen Türkçeleştirme işlemlerine devam edelim. E-mail'de yazsa olur herhalde. Şifre ve input giriş yap Email input giriş yap. Password. Niye bunları böyle tek tek üşenmedim, adlandırdım? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Çünkü mesela sign up adımında da şifre ve email istediğimiz inputlar var. Eğer doğru dürüst isimlendirilme yapılmazsa iş akışına geçtiğinde hangi input seçeceğini bilmem imkansızlaşırdı. O yüzden onu düzenledik. Example olarak bunun durmasının hiçbir sakıntı yok. Aynı şekilde example placeholder olarak şifrelerin durmasının hiçbir sakıntı yok. Şurada da yeni bir hesap yarat olarak yazamadım, bitti. Okey. Okey. Giriş yap butonuna gelip Start Edit Workflow dediğimde bir event başladı. Bir butona tıklandığında eventi çalışıyor otomatikman ve Log the User In aksiyonu, account'tan Log the User In aksiyonunu kullanarak kullanıcının giriş yapmasını sağlayabilirim. Şimdi Bubble'da kullanıcının giriş yapması için iki şarta ihtiyacınız vardır. Bir tanesi kullanıcının e-postası olmak zorundadır. Bir diğeri ise kullanıcının şifresi olmak zorundadır. Bu yüzden az önce isimlerini de düzenlediğimiz input giriş yap email'in değeri ve input giriş yap password'ün değerini kullanmasını istedim. Stay logged in otomatik yes geldi. Bu nedir? Kullanıcı eğer bunu yes bırakırsanız kullanıcı 24 saat boyunca uygulamanızda giriş yapılı halde kalmış olur. Eğer no yaparsanız kullanıcı tarayıcıyla ilgili sekmeleri terk ettiğinde tekrar giriş yapmasını isteyebilir. Bu şekilde çalışıyor. Bir de remember the email var. Bu da yine cookie'leri kullanır. Kullanıcınız tekrar uygulamanıza geldiğinde o ilgili inputta e-postanın kalmasını sağlar sadece. Böyle sadece şifreyi girer. Yine bunu da checkbox'a falan bağlayarak daha iyi bir UI UX yaratabilirsiniz. Kullanıcının giriş yapması bu kadardı. Bir de kullanıcı şu an her ne kadar bu aksiyon çalışsa da hiçbir kullanıcıyı kayıt etmediğimiz için bir işe yaramayacaktır. Şimdi sign up adımını kurduktan sonra önce bir kullanıcıyı kaydedelim. Sonra çıkış yaptıralım. Sonra tekrar login çalışıp çalışmadan emin olmak için aynı kullanıcıya giriş yaptıralım. İş akışlarına renklendirmeden bahsetmiştim. Bu Bubble'ın serverlarına çok hafif bir yük bindirir. Ama sonuç itibariyle bir işlem vardır. Eğer başka bir renklendirme yapmak istemiyorsanız çok hafif yük bindirdiği için blue olarak kullanabilirsiniz. Bu elbette sizin kendinize kalması. Biz iş akışı renklerini yıllardır Bubble geliştirdiğimiz kendimize göre bir sistem inşa ettik. Bu sistemi kullanıyoruz. O yüzden bizim renklerimiz navigasyonda portakal rengi orange olurken Bubble uygulamamıza yüklenmeyen kapasitemizi dert etmeyeceğimiz noktalarda Blue'yu kullanarak bu adımları tamamlıyoruz. Şimdi sırada sign up var. Yine kayıt ol diyelim. Bir ismini istemiş. Bir e-mailini istemiş kalabilir. Şifresini istiyor haliyle. Bir de şifreyi tekrar girmesini istiyor. Yine inputların ismini üzerim. Kayıt ol. Dediğim gibi isimler aşırı önemlidir. Çünkü uygulamalar büyür. Bu haliyle bile bakın sadece bir pop-up'un içindeki element sayısına. Hem de oldukça basit bir pop-up. Bir şeyleri doğru dürüst isimlendirmezseniz gerçekten uygulamanızda gezinmeniz, uygulamayı geliştirmeniz, doğru dürüst yönetmeniz çok zor olur. Hele büyüdükten sonra hiç işiniz gücünüz yokmuş gibi oturup tekrar isimlendirmek zorunda kalırsınız. Evet, bir de zaten hesabın var. Giriş yap. Türkçe kalmamış, zaten hesabım var. Giriş yap. Burada bunu da Türkçeleştirmem istedim. Bazı şeylerin ne kadar kolay döndüğünü anlayabilmeniz için yapıyorum sadece. Yine sign up'ta butonumuz kalmış. Kayıt ol diyelim ve iş akışını oluşturmaya başlayalım. Yine account'ta Side User Up diye bir aksiyonumuz var. Gördüğünüz gibi bir kullanıcıyı kaydetmek için Bubble az önce de bahsettiğim iki temel şey istiyor. Bir email, bir de password istiyor. Artı az önceki sign up elementini kurarken de şeyi gördük. Dedik ki bu şifreyi kayıt almadan önce şifrenin tekrar girmesini istedik. Böylece kullanıcının her zaman kullandığı insanların belli birkaç şifresi oldu. Bunu otomatik hızlı yazarlar ve doğru yazdıklarını düşünürler. Bu şifreyi ikinci kez isteyerek gerçekten doğru yazıp yazmadıklarını onları bir kere daha kontrol ettirmiş olursunuz. Onun için de Require Password Confirmation kısmını tıklamanız gerekiyor. E-mailimiz input kayıt ol e-mail değeri, şifremiz input kayıt ol şifrenin değeri ve confirmation. Hangi inputla yapıyoruz? Input kayıt ol tekrar şifrenin değeriyle de bir kullanıcıyı içeri aldık. Ancak pop-up'la dikkatinizi az önce çektiyse bir de isim kısmı var. Sign up adımında ise böyle bir şey göremezsiniz. Çünkü sign the user up sadece bir kullanıcıyı yaratır ve onun anında hemen sign the user up olur olmaz da aynı zamanda login paralelinde çalışmış demektir. Oturum açmış olmasını sağlar. Ancak Bubble pop-up'u tasarlarken komponenti bir de name'den bahsediyor. Bildiğiniz gibi sıfırdan bir uygulama yaptık. Veri tabanımız user. Evet, email var. Zaten yerleşik gelmiş, built-in gelmiş. Birkaç tane ayrı veri tipi daha içinde mevcut. Ancak name'i girebilecek bir yeriniz yok. Bu da demektir ki veri tabanında ismi saklayabileceğiniz yeni bir alana ihtiyacınız var user tarafında. Bunu ayrı bir tane aksiyonla falan yapabilecek olsanız da sign the user up'a özel change another field diye bir yer görürsünüz. Burada hazır hiçbir şey olmadığı için yeni bir alan yaratmam gerekir. İsim. Ne cinsinden olacak? Metin cinsinden. Buradan veri tiplerinin tüm cinslerini seçip düzenleyebiliyorsunuz. Bununla ilgili detaylı videolar yine Kodsuz Org'un içerisindeki eğitimlerde mevcut. İsim bir metindir. Metin olacak. Bu veri nereden gelecek? Input kayıt ol ismin değerini kullanacak. Bu durumda kayıt ol işlemi bitecek. Sign the user up yeni bir şey yaratıyor. Ne oluyor? Yeni bir kullanıcı yaratıyor. Bu durumda bizim renklendirme sistemimize göre bu yeşildir. Böylece nerede neyi yaratıldığını hızlıca büyük bir iş akışı sistemi olsaydı bir şeylerin yaratıldığını değiştirdiğini göreceğinde yeşillere hızlıca bakmam yeterli gelirdi. Ve evet, kayıt olma işleminde kurduk. Şimdi bu yaptığımızın çalışıp çalışmadığını test edeceğiz. Eğer sign the user up çalışıyorsa bir de log the user, yani aynı kullanıcıyı defaatle uygulamanın dışına iteceğiz ve login adımını test edeceğiz. Böylece kullanıcıyı Bubble uygulamamıza kaydedip kaydetmediğimizi göreceğiz. Şimdi sign up butonuna bastığımda sadece kullanıcı kayıt oluyor. Bu şu an çok kötü bir UX kullanıcı deneyimiyle karşılaşacağız. Çünkü pop-up'ı kapat demedim. Kullanıcı giriş yaptığında ona bir uyarı, alarm vermiyorum. Yine de veri tabanından basit bir kontrolle bunun gerçekleşip gerçekleşmediğini görebileceğimiz için şimdilik önemsemedim. Evet. Buradaki butonların ismini Türkçeleştirmedik ama ne kadar kolay olduğunu artık biliyorsunuz. Bunun için tekrar geri dönmüyorum. Kayıt ol, isim Eren Dik, e-mail erentest@.com, şifre herhangi bir şifre prosedürü belirlemedim. O yüzden bir yazmam, sadece bir ve bir ikisinin de aynı olması yeterli gelecektir. Kayıt ol diyorum. Yukarıda bir mavi bar gördünüz. Az önce dediğim gibi bad UX. Kayıt olduğuna dair hiçbir uyarı göstermedik. Pop-up'u kapatmadık. Ancak kullanıcının kayıt olup olmadığını app data sekmesine geçerek ve user tipi zaten tek olduğu için tıklamama gerek kalmadı. Eren Dik isminde erentest.com e-postasıyla bir kullanıcı giriş yaptığını görüyorum. Okey. Tekrar dizayn sekmeme döndüm. Burada herhangi bir şekilde kullanıcının çıkış yapmasını sağlayan bir şey yok. O yüzden bir de kullanıcının çıkış yapıp giriş yapma adımlarını test edebileceğim bir şey yapalım. Tasarımı bozmayalım ama şöyle yapalım. Diyelim ki şurada bir değişik bir hile yapalım. Aynı buton. Current user is logged in. yani kullanıcı giriş yapmışsa o zaman senin metnin çıkış yap olsun. Böylece kullanıcı giriş yaptıktan sonra aynı butonu çıkış yapa çevirebileceğim. Ya bir header için bu uygun bir senaryo değil, ancak konsepti kavrayabilmeniz için uygun olduğunu düşündüğüm için böyle anlatıyorum. Burada bir koşul kurduktan sonra bu koşulun ne hale geleceğini görmek için burada on off düğmeniz var. Tekrar sign up iş akışına tıklıyorum. Normalde sign up'ı bastığımda bu işlemler çalışacaktı. Ancak orada kurduğum koşulu burada da tekrarlıyorum. Current user. Bu sefer isn't logged in. Is logged out'muş. Özür dilerim. Isn't logged in daha temiz bir dil olsun diye çevirdiler. Is logged out'sa o zaman mevcut adımlar çalışacak. Eğer kullanıcı, bu arada event'i kopyaladım ve yapıştırdım. Is logged in ise bir log dağıtta tekrar kayıt olma ekranını çalıştırıyor. Bildiğiniz gibi az önce kurduk. Daha doğrusu Bubble'da hazır gelmişti. Sadece butonu kurduk. Sadece onu bir koşul ekledim. Eğer sadece kullanıcı giriş yapılı değilse bu işlemler başlayacak. Eğer kullanıcı giriş yapılı durumdaysa bu durumda kullanıcıyı log the user out diyerek sistemden atma işlemine getirdim. Şimdi hem koşullarımız çalışıyor mu, hem buton nasıl görünüyor, bunu göreceksiniz. Bakın şu an az önce giriş yapmış olduğum için dediğim gibi kayıt ol esnasında anında da giriş yapmış olursunuz. O işlem biter bitmez uygulamaya giriş yapmış olursunuz. O yüzden az önce Eren Test hesabıyla oturumu açtığım için burası çıkış yapa döndü. Çıkış yapa tıkladığımda beni uygulamanın atacağı için sign up yani kayıt ola döndü ve kayıt ol iş akışları tekrar çalıştırdı. Burada bir sorun yok. Login'in yaptığımız işlemin de doğru olduğunu anlayabilmek için açtığım sahte hesapla Eren Test ve şifrem 1'di. Giriş yap dediğimde yine çok kötü bir UX yaptığımız, hiç kullanıcı hiçbir şeyin haberini vermedi. Pop-up önümüzde açık kaldı. Ancak şuradan giriş yapmış olduğumu anlayabildim. Evet, login ve sign up adımları kullanıcıyı içeri alma, çıkış yaptırma ve kullanıcıyı kayıt etme adımlarını bu şekilde oluşturabilirsiniz. Evet, sırada reusable elementleri anlatmak var. Reusable elementler daha önce de söyledim, hatta birkaç kere tekrarladığım gibi yeniden kullanılabilir elementler anlamına gelir. Bu hikayedeki header kesinlikle yeniden kullanılabilir bir element olmak zorunda. Bunun nedeni, örneğin Bubble Forum bir dış link, external link ama FAQ ve blog kendimde sayfalarım olabilirdi ya da hakkımızda sayfası olabilirdi. Bu durumda her seferinde tekrar header mı kuracağım? Header'a kurduğumda login butonuna bastığımda onun için bir de pop-up elementini mi taşıyacağım? Bu kesinlikle gereksiz bir iş yükü. Böyle durumlarda bu tip elementleri reusable olarak yeniden kullanılabilir hale getirirsiniz. İstediğiniz sayfada, istediğiniz şekilde çalışırlar. Bir elementi reusable yapmak oldukça basittir. Direkt reusable element, reusable element diyerek buradan kurabileceğiniz, kurmaya başlayabileceğiniz gibi bir de ilgili elementin üstünde bunu yapabilirsiniz. Mesela pop-up login sign up. Sağ klikle convert to a reusable element dediğimde otomatikman Bubble bunu reusable element haline getirecektir. Reusable elementler yine bir elementtir ama sayfa mantığında çalışırlar. Kendilerine ait bir iş akışı sekmesi vardır. Buradaki indeksteki hiçbir şeyi göremezsiniz. Bu yüzden bu sizin uygulamanızın modüler kurmanıza, uygulamanızın belirli noktalarını kolay kontrol etmenize yardımcı olurlar. Ve dediğim gibi aynı işi sizi birden fazla yapmaktan da kurtarırlar. Hiçbir hata dönmediği için mevcut olan çalışıyordur. Bunu reusable yaptık. Böylece istediğim zaman istediğim yerde kullanabileceğim. Bir de header'ımız vardı. Şimdi şu an tıkladığımda aslında header'a tıklamadım. Grup header standart diye bir şeye tıkladım. Ama asıl en üst grubum with menu olan, grup header standart with menu olan, bunu reusable element yapmam gerekiyor. Bunun için de yani bir yerine tıkladığımda sağ klikte yanlış elementi reusable yapmamak için yine grup header'ın üstündeki standart with icon'ı sanırım with menüymüş. Ona gelip onu seçip edit düğmesine bastım ve convert to a reusable element dedim. Bunun da ismini haliyle header koydum. Şimdi burada bir sürü hata aldım. Bu sebepleri anlamak için üstüne bir tıkladım. Group Focus menü, Icon menü is not a possible option diyor. Group Focus'lar küçük menüler falan oluşturmak için çok yararlıdır. Mesela LinkedIn'de örneğin bir kişinin profil resminin üzerine geldiğinizde küçük bir bilgi ortaya çıkabilir. O Group Focus olarak düşünebilirsiniz. Referans element gördüğü halde Bubble, Reusable elemente taşındığında o referans elementin ID'si haliyle değişti. O yüzden bunun ismi tutsa bile göremiyor. Bunu tekrar Icon menü yaptığımda issue sayım azaldı. Ve evet, neler bozuldu? O sayfada oluşturdum. Şu pop-up'ı aç, pop-up'ı kapat ya da pop-up'ın içindeki grupları göster, gizle dediğim noktalar bozuldu. Haliyle header'ı kopyaladım, pop-up'ı buraya kopyalamadım. O yüzden adam akıllı çalışması mümkün değil. Bu nedenle sen tıklandığında kısımlarını boşaltarak hata sayımızı minimuma indiriyoruz. Yine aynı şekilde aynı pop-up'a bağlı işlemler, bunu da düzelttik. Ve aynı pop-up'la ilgili 3. işlemleri de buraya sokmuş olduk. Artık bir hata kalmadı geriye. Buraya kadar tamamız. Ancak header'ı yaptık. Index'te hala ilk yaptığımız header'ımız var. Onu ortadan kaldırdığımızda burada dilek yokmuş. Okay. Tabii ki header kalmadı geriye. Tekrar kendi görev resmimizi şöyle alalım. Header'ı olması gereken yere ekleyelim. Evet. Header geldi ama artık bir bakın zaten header A diyor. Buradan herhangi bir butonlara dokunamıyorum. Çünkü bir reusable element çağırdım. Bu reusable elementi şimdi pop-up'a bağlıyorum. Pop-up'ımız da buradan reusable'ını oluşturmuşuz. Pardon. Reusable elementimiz olarak diyor. Kendine bağlı iş akışları da var. Ancak Bubble Component Library ile uyumlu olsun diye gördüğünüz gibi değişiklik oldukça basit bir şekilde gizleme, gösterme gibi bir şey kurmuş. Şimdi bu indekse gidince bu ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Login'e tıkladığımda bu pop-up'u da reusable yaptık bildiğiniz gibi. Bunu da silmek zorundayız. Çünkü bu pop-up'la bir işimiz yok artık. Hiçbir şey olmayacak çünkü sign up login görünmeyecek. Bu yüzden bu reusable elementi diğer reusable elementin içine koymam gerekiyor. Böylece şuradan aratabilirsiniz. Sign up login elementini koydum. Yine de login'e bastığımda element actions show sign up login a kopyala son sign up test sign up login A. Tekrar yazalım. Bu arada tabii tasarımda küçük bozukluk oldu ama onun nedenine bakmadım bile. Önemsemiyorum şimdilik. Bakın login kısmında sign up kısmına geldi. Haliyle header'da geldiği için. Login'e bastığımda kayıt ol çıktı. Sign up'a bastığımda buna bağlamadık mı? Yani özür dileriz. Bunu yanlış yerde yapmışız. Şimdi silelim. Şurada olması gerekiyor. Çünkü burada current user is logged in. Giriş yapmış yani. Sign up'a bastığımda kayıt ol, login'e bastığımda yine kayıt ol. Neden? Çünkü az önce söylediğim gibi Bubble Component Library'ye uygun geliştirmişti. Şu an ben sign up diyorum ama hangi elementin pop-up içerisinde görünmesi gerektiğini ya da görünmemesi gerektiğine dair herhangi bir iş çalıştırmıyorum. Bubble'dan default value'su, default değeri neyse, varsayılan değeri neyse onu getirdi. Şimdi bu ufak tefek düzenlemeler yapmak gerekir. Yine de bu düzenlemeyi yapmadan önce bu reusable element kavramının zihinlerde oturması açısından boş bir sayfa açmadan 404'ümüz var. Bakın 404'ü açtım. Ve dedim ki header. Header geldi. Tasarıma hiç dikkat etmiyorum. Sadece yerine yerleştireceğim. Bubble bunu otomatikman fixed width haline getirmiş. Minimum width 20 piksel olsun. Şu an sayfanın her yerine düzenli şekilde yayılmış olduğunu göreceğim. Reusable elementin kolaylığı şudur. Dediğim gibi bakın az önce orada her ne kadar doğru çalışmasa da login ve sign up düğmesine bir işlem verdim. Ve başka bir sayfaya başka hiçbir şey yapmadan kopyaladığım halde aynı işlemden çalışıyor. Böylece bu header'da bu yaptığım işlemi hangi sayfaya koyarsam koyayım dediğim gibi çalıştırma özgürlüğüne sahip oldum. Ve aynı iş akışlarını bir daha yazmama özgürlüğüne sahip oldum. Burayı tamamıyla kavrarsanız çok modda uygulamalar geliştirebilirsiniz. Videoların ortalarında ya da başlarına doğru şey demiştim. Sign up login formunu yaparken bunu reusable yapmamın bir sebebi olacak diye. İşte en büyük sebeplerinden birini şimdi çok daha rahat kavrayacaksınız. Index'e gittim. Burada bir header. Şu header'ı da şunun üstüne alsak da rahatlasak. Gözüme çarpıp duruyor. Alamadım. Hala alamıyorum. Okay. Header'ın içine reusable çalıştı. Ama bu reusable elementini tekrar kullanmak istiyorum. Çünkü bu sayfada da bir sign up butonum var. Bunun içine yeni bir element çizmeme gerek olmamalı. Yeni bir pop-up mı yapacağım? Hayır. İşte tekrar kullanılabilir elementi buraya koydum. Bu sefer yapmam gereken tek şey element actions show sign up login a. İlgili sayfayı preview dediğim noktada ister reusable elementten reusable hale getirdim sign up pop-up'ını çağırırım. İstersem de sayfadan bir daha hiçbir emek harcamadan aynı pop-up'ı tekrar çağırırım. O yüzden reusable elementler önemlidir. Kullanım durumunuza göre modülerlik katmak için, işleri hızlandırmak için, işleri düzene sokmak için, kolay kontrol etmek için kesinlikle reusable elementleri kullanmalısınız. Evet, birçok konuya değindik. Birçok şeyimiz çalışıyor. En büyük hatamız görece UI UX konusu ve login'e de bassak, sign up'a da, yani giriş yap'a da bassak, kaydete de bassak sonucu itibariyle pop-up varsayılan değeri açıyor. Bu nasıl olmalı? Bunun ideali nasıl çalışmalı? Buna bir göz atalım artık. Böylece konuyu tamamen toparlamış olalım. Öncelikle editörde sign up login pop-up'ındayım şu anda. Burada dediğimiz gibi Bubble temelleri kullanmış. İşte hide, show, iki aksiyon gibi ya da hide, show basit temellerle anlatılmış. Halbuki Bubble görünümden, ilk edinimden, ilk izlerimden çok daha büyük bir no-code platformudur. Bunun büyük olmasının sebebi hem esnekliğinden hem de sağladığı özelliklerden gelir. İdeal olarak bunu pop-up login, sign-up login pop-up'ını ideal olarak ben kursaydım hide ve show kısmını kesinlikle çok nadir kullanırdım. Bunun yerine set state, özel durumlarla, custom state'ler, özel durumlarla, set state aksiyonun ismi yönetmeye çalışırdım. Bu daha temiz bir yönetim verirken daha farklı özelliklerini bana kapısını açardı. Şimdi kısaca her şeyin daha doğru çalışabilmesi için en hızlı şekilde yapabileceklerimize bir göz atalım. Öncelikle sign up login'in mevcutta iki ayrı modu var arkadaşlar, görüyorsunuz. Biri login modu, biri kayıt olma modu. Şifreni unuttuğuna tıkladığında bir sayfaya yönlendiriyor. Yeni bir hesap yarat ve zaten hesabın var mı giriş yapsan modlar arasında geçiş sağlıyor. Biz bu modları özel bir durum yaratarak, yani bir custom state yaratarak düzenlemeye başlıyoruz. Grup login değil, sign up login'in kendisiyle ilgileniyorum burada. Grup login'e de verebilirdim, hayatımda hiçbir şey değişmezdi. Ancak bir gruba, diğer grupları da etkileyen özel durumları falan eklemek genelde çok mantıklı olmayabilir. Ayrıca ararken, bulurken zorlanırsınız. Onun yerine en tepedeki elemente vermek daha kolay olabilir. Ben genelde böyle kullanıyorum. Edeneyim custom state dedim. Dedim ki bunun modu ne olsun? Yani sign up kayıt ol modu mu, giriş yap modu mu? Tamamen Türkçe gideceğim burada. Custom state'de de bir veri tanımlayabiliyorsunuz. Bu veri tanımlayabildiğiniz verilerin tamamı veri tabanı öğeleriyle ya da zaten Bubble'ın izin verdiği öğe tipleriyle alakalı bizim şu anda ihtiyacımız metin görüyor. Default value'su, yani varsayılan değeri modun genelde sign up olur. Ya da login olur, bilmem. Herhalde benim için sign up olur diye düşündüm. Böylece pop-up hangi durumda açılırsa açılsın her zaman sign up gelecektir. Modu kurduktan sonra elbette. İki tane modumuz olacak burada. Bir sign up modu, şu an default olarak ayarladığım, varsayılan olarak ayarladım. Bir de login modu olacak. Bununla beraber sign up grup elementine gidip, yani en üst grubuna gidip bir koşul ekliyorum. Diyorum ki sign up login a pop-up'ı, yani ilgili reusable element modu eğer sign up ise sen görün. Aksi durumda sen görünme. This element is visible on page load'un tikini kaldırdım. Ve collapse when hidden işaretli, yani görüntülenmediği zaman çökecek anlamına geliyor. Bu koşulu kopyaladım. ve grup login'e geçtim. Sen de eğer loginse görün. Zaten baştan işaretli gelmiş. Default Bubble'dan ayarlamış. Collapse'den Hidden'da burada duruyor. Böylece o da çökecek. Hangisi durumda, hangisi gerisi. Şimdi default olarak böyle ayarladığım için ve sayfa yüklenme herhangi bir aksiyon olmadığı için neye basarsam basayım kayıt ol. Ekranın gelmesini beklerim. Evet, kayıt ol geldi. Sign up'a bastım, kayıt ol geldi. Login'e bastım, kayıt ol geldi. Sign up'a bastım, kayıt ol geldi. Yani sistem doğru çalışıyor. Buraya kadar birinci adımı tamamladık. Şimdi text yeni bir hesap yarata bastığında normalde grup sign up'ı göstermesi gerekiyordu. Benim artık buna ihtiyacım yok. Çünkü basit bir set state kurdum. Onun yerine set state and of an element dedim ve element sign up login'in modunu seçtim. Ne olması gerekiyor? Sign up grubu açıldığına göre demek ki benim de burada sign up'ı görmem gerekiyor. Kopyaladım ve hesabın var mı kısmına yapıştırdım. Burada da login çalışması gerektiği için yapmam gereken tek şey modun login olarak ayarlamak oldu. Şimdi o ilgili iki buton, yeni bir hesap yarat ya da hesabın var mı zaten kaydol, zaten hesabın giriş yap kısmı için testlerimi yapıyorum. Hiçbir sorun yaşamadan pop-up küçülüyor, büyülüyor ve ilgili inputları alabiliyorum. Bu oldukça güzel bir adım bizim açımızdan. Şimdi farklı bir butondan, yani header'daki login ya da sign up'a bastığımda bunu nasıl yöneteceğimi göstereceğim size. Bunun için bir custom event kurmanız gerekiyor. Custom event'in içi change modu değiştir diyelim. Türkçe gideceğiz dedik. Her şey İngilizce gidiyor ister istemez. Modu değiştir olsun. Ve set state olarak yine şurada yapmıştım. Kopyalayalım. Mod gelsin. Ama bu sefer ne oldu? Bu custom event her zaman login'e çevirecek. Bu yanlış olur. O yüzden custom event'e bir parametre eklemem gerekir. Mod. Type'ı da text. Artık custom event'in kendine bir parametresi olduğu için set state'de burayı silerim. Şöyle bir şey görebilirsiniz. This custom definition şeklinde. Aynı şekilde buraya mod ismini verdiğim için de mod yerleşti. İkisi de aynı olunca biraz kafa karışıklığı yaratmış olabilir. Özür dilerim. Ne diyelim buraya? Tip diyelim, kafa karışmasın. Evet. Tipi ne olsun? Parametreye gönderdiğim tip, herhangi bir metin göndereceğim ve custom state'in model value, yani bu parametreden, tipten çektiği şey olacak. Ne gönderirsem o olacak. Tetiklediğim zaman bunu. Bu durumda tekrar header'a gittiğimde, login'e bastığımda show sign up login A kısmına ihtiyacım var ya da yok. Hiç tartışmıyorum. Onun da farklı kurulum yöntemleri var çünkü. Trigger a custom event from a reusable element diye bir seçenek göreceksiniz. Zaten bir reusable elementim var, otomatik geldi. O reusable elementin içinde bir custom event olduğu için otomatik geldi. Tip boş geldi. Bu neymiş? Login'miş. Bunun da giriş tipi, yani pop-up'ın çalışış tipi, çalışma tipi login. Buradan bir kopya alıyorum. Aynısını yapıştırıyorum. Ve sign up düğmesine basıldığında, kullanıcı çıkış yapmış durumdaysa modu sign up alıyorum. Login'e bastım. Giriş yap olarak geldi. Az önce her şey kayıt ol şeklindeydi. Kayıt ol'a bastım. Bu şekilde pop-up'ın doğru şekilde çalışmaya başladı ve UI UX'i bir miktar toparladık. Sign up'a bastığında da yine kayıt al oldu. Bu default value'su olduğu için oldu. Yoksa bu butona ne yapması gerektiğini söylemedim. Zaten varsayılan değer olarak custom state'e sign up ismini vermiştim, hatırlıyorsanız. Burayı da toparladıktan sonra böylece çok daha az iş akışıyla çok daha basit şekilde bir sürü şey çalıştırabileceğinizi görmüş, öğrenmiş oldunuz. Son olarak biri sign up yaptığında yapılması gereken işlemlerden biri hide. Sign up login olmalıydı. Az önce kişi giriş yaptı, pop-up'ımız açıkta kaldı. Bunu böylece engellemiş oldum. Tekrar kopyalayıp bunu login'de de kullanıcı giriş yaptığında kapattım. Basitçe bir ayarda da biraz daha UX'i, UI'yi düzeltmiş olacağım böylece. Tekrar test edelim. Sign up Eren Test 2.com e-mail, yani burası e-mailmiş, özür dilerim. Ctrl X, Ctrl V yazamadım. Ctrl V, John olsun burada da yazdığı gibi. Şifremiz yine 1 ve 1. Kayıt ol dediğimde kayıt olma işlemi gerçekleştirildi. Pop-up da ortadan kalktı. En azından basit bir şey yaptık. Sonra alarm ekleyebilirsiniz. Onu farklı bir sayfaya yönlendirebilirsiniz ve benzeri şeyler. Evet, bir Component Library. Component Library kullanarak çok basit bir Landing page kurulumu. Elementlerin içerisinde, dışarısında bazı noktalar nasıl değiştirilebilir? Metinleri değiştirdik, resmi nasıl değiştirilebileceğini anlattık. Bununla beraber yine Component Library'yi kullanarak, iki element kullanarak header ve sign up login pop-up'ına nasıl giriş yapılır, nasıl çıkış yaptırılır, nasıl kullanıcı kayıt edilir, bunları gösterdik. Bunlarla beraber Raisable element nasıl kullanılır, Raisable elementin avantajları nelerdir ve Raisable element içerisinde farklı iş akışlarını tetiklemenin yollarından da bahsetmiş olduk. Evet, no-code geliştirme dünyasının biraz bubble dikeyinde ama yine de no-code geliştirme dünyasının buzdağının görünen kısmının çok küçük bir parçası da olsa sizinle paylaşmış olduk. Kodsuz Org, Türkiye'nin no-code hareketini dünyadaki gibi yakalamasını isteyen, no-code, Türkiye'deki no-code ekosistemini büyütmek isteyen bir organizasyondur, bir oluşumdur. Eğer no-code'la ilgileniyorsanız geliştirici olmak isteyebilirsiniz, işinizi büyütmek isteyebilirsiniz, kendinize yeni bir ortak co-founder belki bulmak istiyorsunuzdur. Belki Türkiye'deki no-code çevrenizi, no-code network'ünüzü büyütmek istiyorsunuzdur. Kodsuz Org tüm no-code dünyasını, no-code'la ilgilenen herkesi bekler. Siz de orada görmekten mutluluk duyarız. Görüşmek üzere.